Merhabalar arkadaşlar, Ateş Faruk Yılmaz Televizyonu'na hoş geldiniz. Arkadaşlar, benim gerçekte yaptığım iş müzisyenlik. Şurada arkada piyanolardan, home stüdyomdan gördüğünüz gibi. Benim çok böyle canlı canlı güzel dans edebileceğiniz şarkılarım var. Hatta bunlar tüm dijital platformlarda da var. YouTube kanalımda, onlara da girip böyle bakın, bir like atın, güzel bir yorumlar yazın. Çok isterim gerçekten, çünkü sizlerle böyle güzel bir arkadaşlık kurdum. Çok mutluyum bu pandemi döneminde hep birlikte aslında atlatmaya başladık. Biliyorsunuz ki pandemi döneminde başladım ben bu lens videolarına ve çok sevdiniz ve devam ettiriyoruz. Yine sokağa çıkma yasakları var. Yine bizler evde otururken canımız sıkılıyor. Ne yapıyoruz? Lensler alıyoruz, fotoğraflar çekiyoruz, videolar çekiyoruz. O yüzden bu ailemi size artık aile olarak görüyorum. Sizlerden rica ediyorum. Hani bana destek olursanız müzik anlamında da çok çok mutlu olacağım arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere hep benden istiyorsunuz ya, çok doğal bir lens, Ateş abi ya da Ateş Bey, işte gözlerinde lens olduğu çok belli olmasın gibi sorular soruyorsunuz. Ben de size bugün öyle bir lens tanıtacağım. Color Vision isimli lensimiz. Biliyorsunuz ki bu markayı yeni size tanıtmaya başladım ve Türkiye'de ilk ben bunun videolarını çekiyorum, her zaman olduğu gibi. Şu anda dördüncü rengimizi tanıtıyorum. Üç tane renk zaten size incelemesini yapmıştım. Şimdi Hazel isimli bu renk çok doğal arkadaşlar. Genellikle benim kullanmadığım tonlarda, ben çok sevmiyorum. Ben daha çok mavi tonları seviyorum, açık renkleri seviyorum. Ama taktığımdan beri gözümden hiç çıkarasım gelmedi. Çünkü içindeki ton o kadar çok hoşuma gitti ki, böyle zeytin yeşili gibi de duruyor. Hatta böyle üzerimdeki tişört gibi griye dönük bir yeşilimsi ama koyu bir renk. O yüzden de gözlerinizde lensin olup olmadığını karşıdaki bir insan çok zor anlar. Yani böyle dibine gireceksiniz ki şu anda bayağı bir floresan ışığı var. Görüyorsunuz zaten çemberini, gözüm içine yansıyor. Ve buna rağmen gördüğünüz gibi lens gayet güzel duruyor. Hazır yaklaşmışken şunu söyleyeyim. Diyası, yani bu gördüğünüz çemberi 14.2 arkadaşlar. BC değeri de 8.6. Eğer çok koyu kahve gözlere sahipseniz, siyaha yakın gözleriniz varsa bu renk sizlerde çok güzel duracaktır. Hintlerin dizilerinde var ya, böyle parlak parlak, canlı canlı, kocaman kocaman gözleri oluyor o Hintli hanımların. Çok da güzel makyaj yapıyorlar. Aynı onların gözleri gibi olacağını söyleyebilirim eğer koyu gözlüyseniz. Açıksa gözlerinizin rengi, benimki açık kahve çünkü zaten bu renge benziyor. Bizim gibi gözlerde de daha çok canlılık katıyor. Böyle nasıl söyleyeyim, balın daha açılmış tonlarında duruyor. Ortadaki boşluk daha önceki lenslerdeki gibi çok standart yapılmış bir marka zaten. Aynı, yani ortadaki boşluk tamamen simetrik bir şekilde yapılmış. Görmenizi bozmuyor. Alttan gerçek gözünüz çok gözükmüyor. Konfor açısından da gayet rahat. Bu arada lensin kutusunu bir açalım. Çırp diye açtık. İçinden iki adet blister. İçinden bir de kullanım talimatı çıkıyor böyle. Her şeyin yazdığı böyle kocaman bir kağıt. Bu da bana her zaman çok güven veriyor. Bayağı oturmuşlar tek tek her şeyini, lensin yapmışlar arkadaşlar. Lens zaten konfor açısından da çok iyi. Marka zaten çok ünlü bir marka. Dünyaca tanınan bir marka. Ama en güzel tarafı da çok hesaplı. Bakın, çok hesaplı. Bu lensi alırken aşağıda Instagram linki bırakıyorum size. Orayla iletişime geçin. Çünkü bu lensler online satılmıyor. Bazen korkuyorsunuz, acaba hani gerçek lens mi geliyor, online sahte lens mi geliyor diye. Bu markada böyle bir problem yok. Zaten görüşün, optikçiye gönderiyorlar. Gerçek optikçiden alıyorsunuz. Herhangi bir kafanızda soru işareti de olmuyor arkadaşlar. Şimdi eğer videoyu beğendiyseniz like atın. Kanala da abone olmak istiyorsanız abone olun. Çünkü ben size şimdi lensin yakın görüntüleriyle baş başa bırakacağım. Daha fazla anlatacağım bir şey yok. Gördüğünüz gibi doğal ve çok tatlı bir renk arkadaşlar. Hepinizi gerçekten ama gerçekten öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşmek üzere ve sizi lensin yakın görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.